Ne yapıyorsun Melek? Ödev mi yapıyorsun? Bir bulalım. Okula da yazdıracağım seni. Melek. Bugün diyorum acaba birlikte sahile mi gitsek? Oradan da parka götürürüm seni. Dün gece çok üşüdün mü? Dolabın üstünde. Cengiz abini biliyorsun işte. Deve cüce oynamış seninle. Sen kocaman dev olmuşsun. Yeter ama Melek, konuşsana benimle. Melek. Neden bana seslenmedin? Neden yardım et anne demedin? Anne demeyecek misin bana Melek? Konuşmayacak mısın benimle kızım? Şule, duydun mu kız? Rıfat sana iş bulmuş. Dünden beri bir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel sana bir şeyler hazırlayayım. Sen burada? Ne yapıyor benziyorum? Lan ters ters cevap verme. Bırak şunları git hazırlar. Rıfat iş bulmuş. Duydum. Bir duyuş sen ne atıyorsun kızım o zaman burada? Çocuk aç. Bak başlayacağım şimdi sana da çocuğuna da. He. İş bulduk diyorum iş. Git hemen kostümün mosümünü hazırla. Zaten merak etme aç kalmaz o. Biz gittikten sonra hemen bulur yer bir şey. O da benimle gelecek. Nereye? İşe. Vallahi sen beni kudurtmaya çalışıyorsun ha. Ulan çocuğun pavyonda ne işi var? Zaten zar zor iş bulduk. İlk günden kovdurtacaksın yani ha. Bundan sonra ben nereye? Melek oraya. Ya o da gelir ya da ben gitmem. Hay ben sana da kızına da. Al kızım. Hadi ye. Bir yerde üstüne başına bir şeyler alalım. Açık mavi renginde. Hı? Nereye ablacığım? Buraya girmeniz yasak. Şule Hanım'la görüşecektim burada mı? Burada da yasak diyorum ablacığım, anlamıyor musun? Ablam sen Belkıs'ı tanıyor musun? Kayacıklı Belkıs. Çok selamı var. Kusura bakma abla. Buyur. Sağ ol. Her gece yollarına baktım ardından. Ne yaşına raktın hasretin. Kaç dakika? Sağ ol abla. Buradan.
O çocuk hırsızı yolladı değil mi seni buraya? Çabuk git buradan bak. Yaşına başına bakmam. Kapının önüne bütün psikopatları yığarım. Hadi! Çok canın yanıyor değil mi? Hayat herkese adil davranmıyor işte. Bazen ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala, tutunduğun dal kırılıyor, yaslandığın dağ yıkılıyor. Sen benim ne yaşadığımı biliyormuş gibi sen ne konuşuyorsun ya? Yok, bilemem. Bilemem ne çektiğini bilemem. Haklısın. Kimse kimsenin çektiğini bilemez. Ben de kendi çektiğimi biliyorum mesela. Senin yaşındaydım hayat bana sırtını döndüğünde. Benim de böyle tatlı bir kızım vardı. Ama baktım, kader almış beni önüne sürüklüyor. Ben de bir karar verdim. Kızım da benimle birlikte sürüklenmesin diye. Ben 24 yıl cezaevinde yattım. Cezaevindeyken uyuyabildiğim gecelerde bazen kızımı görürdüm rüyamda. Sonra birden uyanırdım. Burnumda evladımın kokusu. Deli gibi dolanırdım. Arkadaşlarıma sorardım. Kızım buraya mı geldi? Kokusu var. Kızım geldi mi? Onlar da bana yok hayır rüya gördüm derlerdi. İnsan rüyada kokuyu duyar mı? Ben duyardım. Hala ona hasretim. Buraya bir ısıtıcı falan istet. Üşütürsün çocuğu. İstedim koyacaklar. O kadarını biz de biliyoruz zaten. Biliyorum. Yani sana akıl vermek için söylemedim.
Bazen istersen Meleği bana getirebilirsin. Dükkan sıcak olur. Buralarda sefil olmasın çocuk. Ne kadar nutuk attın ya. Anneliği senden öğrenecek değilim. Yok yok, hayır. Gider misin buradan? Gerçekten alır mısınız ablayı? Ben işime mani oluyor benim. Var mı, çocuk uyanacak kızım. Tamam, gidiyorum. Tamam. Hadi. Üşütme çocuğu. Tamam. Abla, patron soruyor. Ne zaman çıkacaksın? Geliyorum şimdi. Tamam abla. Bu ayakkabının da. Melek. Melek. Melek uyan. Hadi kalk kızım, sen benim yanımda durursun. Ayakkabılarını giy. Şule Hanım. Alo. Alo. Anne. Tuna. Tuna, iyi misin? Ben iyiyim. Merak etme anne. Alo. Alo. Anne. Öyle mi? Benimle konuşmuyorsun. Ama onu anne diyorsun. Benimle niye konuşmuyorsun? Benimle de konuş! Seviyorsun onu değil mi?
Ben bilirim ne yapacağımı. Ben onu senin hayatından nasıl çıkaracağımı çok iyi bilirim. Ondan sonra görürsün işte kime anne demen gerekiyormuş. Yürü! Yürü çabuk! Denge hayırdır? Karışma sen, yok bir şey. Bir şunu. Nereye yenge? Yok bir şey Rıfat. Hadi giy şu ayakkabılarını hadi. E bari nereye gittiğini söyleseydin. Yürü yolda giyersin. Kahretsin be. Ulan ne güzel kızı götürüp parayı alacaktık. Ulan ne diyeceğim ben şimdi buna? Cengiz! Ha, niye açmıyor? Biz biraz gecikeceğiz abla. Tuna yanınızda mı? Evet abla yanımda. Biraz önce konuşuyorduk biz, telefon kapandı. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok ablacığım bir sıkıntı yok ya. Annesi çıktı çıktı. Ben çocuğu getireceğim Zeynep ablacığım. Ben seni arayacağım. Tamam dur ben seni arayacağım. Hoş geldin abi. Hayrola Rıfa? Nereye oğlum? Kimle konuşuyorsun ya öyle hararetli hararetli? Hiç abi arkadaş ya beni bekliyor da. Vay. Zeynep diye kanka yaptın yani kendine ha? Ne iş lan? Yok abi yanlış anladım. Ne yanlış anlayacağım lan? Zeynep diyorsun, çocuğu getireceğim diyorsun. Oğlum bak biz çok daha söz gördük, kıvırma bana. Ne iş çeviriyorsun lan sen? Abi. Abi işleri yoluna koyup ben sana haber verecektim abi. Bak ilk daha silahı almaya gidiyordum. Tıkır tıkır eline sayacaktım abi parayı. Vay elime sayacaksın abi. Ha? Gebertirim lan seni. Abi. Kaç para alıyorsun lan? Abi doğalgaz faturası ayağını 1500 liraya anlaştık. Vay. Ama bu işin devam gelir abi. Abi bu karı var ya meleği görmek için her şeyi yapar abi. Ulan. Ulan Rıfa. ...740 var burada. Bütün para bu mu lan? Hani 1500 aldım diyordun? Abi dün pavyonda bir sürü para gitti. Hem faturalar da arttı kış kıyamet. Ulan sen var ya... ...bir daha beni böyle kandırmaya kalk. Kardeş mardeş dinlemem. Allah'ıma kitabımı oherim sana. Bu karı arıyor değil mi? Sen dur. Ne yapıyorsun Zeynep öğretmen? Rıfat Bey. Cengiz ben. Duydum ki yanlış adamla muhatap olmuşsun. Bundan sonra Melek'le ilgili konuları benle görüşeceğim. Memur Bey bakar mısınız? Bir dakika hanımefendi. Buyurun ne istemiştiniz? Ben... Evet.
Bir ihbarda bulunacaktım. Ne ihbarı? Çocuğumu kaçıran bir kadını ihbar edecektim.